Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranın önünden selamlar, sevgiler. Melisa ile Yaşama Gayri, hoş geldiniz. Yine deprem ekseninde bir program sizi bekliyor. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisi, öğretim üyesi Profesör Doktor Zülfü Gür Ocak konuğumuz. Biliyorsunuz deprem özel programlarını yaptığımızda tekrar hocamızı konuk almıştık. Güzel bir program sizler için ortaya koymuştuk. Yine o programa benzer bir programla tekrar karşınızdayız. Elazığ'ımızdaki o depremden sonra biliyorsunuz artık bir uydu kent olarak belirli bir yer belirlendi. Bunun üzerinde konuşacağız. Ağır hasarlı binaların biliyorsunuz yıkımı söz konusu. Bunların işte yıkıldıktan sonra arsa sahiplerinin evlerinin nerede olacağı, özellikle birçok insanın beklentisi, evet benim evim nerede yıkıldıysa, arsa payım neredeyse benim evim orada yapılsın ve TOKİ yapılmasın. Bu tür görüşler var. Bunları konuşacağız. Elazığ'da yine Elazığlılar arasında yayılmış bir söylenti var. Bilemiyorum ki bu Japon bilim adamından bahsediyorlar. Kim olduğunu ben de bilmiyorum ama onun tekrar bir öngörüsünün olduğu veya bir tahminin olduğu, bu tahminin de 6 şiddetinde bir depremin daha olacağı söyleniyor. Biliyorsunuz bu tür büyük depremlerden sonra bu tür söylentiler fazlasıyla oluyor. Hocamıza soracağız. Gerçekten Elazığ'da bu ölçekte bir deprem veya bir artçı bekliyor mu? Elazığ'daki işte depreme dair öngörülerini soracağız ve Elazığ'ın olmuş olduğu fay hattını tekrar konuşacağız. Bir de Elazığ bölge bölge zeminde konuşacağız. Bunlar geleneksel olarak bizim bugünkü konuşacağımız konular. Sizin de buna dair sorularınız varsa, öneri ve görüşleriniz de varsa 0506-094-6720 hattımızı kullanıp yollayabilirsiniz. WhatsApp hattımızı ve normal mesaj hattımızı kullanabilirsiniz ama daha fazla WhatsApp hattını da bakabildiğimi eklemek istiyorum. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biraz zor bir gün. Yani evet, kışı atlattık, tam bitti derken kış geldi. Geç geldi bu yıl. Geç biraz. Geldi. Ama iyi ki geldi, kar gerekiyordu. Tabii vatandaşların durumu birazcık sıkıntılı olduğu için. İlk defa bu sefer bir taraftan sevinirken aslında kar yağdığı için öte taraftan üzüntü de duyuyoruz. Evet yani, maalesef. Biliyorsunuz. Maalesef. Değerli hocam şununla girmek istiyorum. Zaten sizi görünce aklıma depremler geliyor. neydi hocamızın adı? Deprem baba diyorduk ya artık. Allah rahmet eylesin. Hakikaten öyle. Evet. Aslında atlattık, üzerinden bayağı zaman geçti ama artçılar bir türlü izin vermiyorlar o psikolojiden çıkmamıza. Sürekli o ana götürüyor. Acaba yeni bir deprem olabilir mi gibi beklentiler ve söylemler çok fazla oluyor. Yani, doğal insanlar olarak. Da doğal olarak haklılar. Şuna girelim istiyorum hocam. Bu depremler neden oluyor? Aslında baktığımız zaman hep şu ortaya çıktı. Depremlerin aslında olması deprem olan yer için sağlıklı bir durum. Hani yeni bir jeotermallerin oluşması, madenlerin ortaya çıkması gibi gibi aslında olumlu yanları da oluyormuş. Ama biz hep depremlere yapılarımızdan dolayı olumsuz bakıyoruz. Peki bu depremler neden oluyor? Olumlu da olsa, olumsuz da olsa. Şimdi depremler tabii insanlar nasıl olduğunu anlayamadığı, çözemediği veya bunun hakkında bilgisi olmadığı olaylarda, konularda kendilerince bazı fikirler öne sürebiliyorlar. Bu fikirler sonucunda da az önce sizin söylediğiniz gibi işte daha büyük bir deprem bekleniyor vesaire gibi söylentilere de neden oluyor. Aslında depremin oluş nedeni çok basit. Dünyamız canlı bir varlık. Şu an dünyadaki bütün kıtalar, ki biz karasal ve kıtasal ve okyanusal kabuk olarak tanımladığımız birbirine göre görsel olarak, göreceli olarak hareket eden levhalardan oluşan bir canlı varlık. Ve bu canlı varlıkta levhalar hareket ediyor birbirine göre. Yani bazısı batıya doğru hareket ediyor, kimisi yukarıya doğru, kuzeye doğru hareket ediyor. Ve bu hareket sırasında da doğal olarak bazı levhalarda bazı hareket kısıtlanıyor. Evet. Aynen Türkiye'de olduğu gibi. Yukarıya güneyden Arabistan levhası hareket ediyor, kuzeye doğru hareket ediyor. Sebebi de Kızıldeniz'de yeni bir okyanus açılıyor. Büyüyor, orada bir okyanusal kabuk büyümesi var. Dolayısıyla Arabistan'ı yukarıya doğru itiyor. Yukarıya doğru itince Türkiye arazisi kuzeye hareket edemiyor. Batıya doğru hareket etmeye çalışıyor. Bu hareketi sağlayın da iki temel fayımız var bizim. Fay zonumuz var. Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı. Bunlar Karlova'da birleşiyorlar. Arada kalan kısım batıya doğru Ege'ye, Ege Denizi'ne doğru hareket ediyor. Dolayısıyla bu hareket sırasında da tabii ki bu şuna benziyor. Yani bir yüzey üzerinde, kaygan bir yüzey üzerinde bir cisme
belli bir değerde o cismin ağırlığını yenebilecek değerde bir kuvvet uygularsanız, yatay bir kuvvet, cismi o yüzey üzerinde rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. Bu kuvvet kalıcı olduğu sürece de hareket kalıcılık devamlı olur. Ama arazi böyle bir şey değil. Ne yüzeyler çok pürüzsüz ve düz, ne güneyden etki eden gerilme değeri çok sabit. Değişebiliyor çünkü bu. Dolayısıyla zaman içerisinde bizim kilitlenme dediğimiz veyahut da bölgedeki kayaçların dayanımına bağlı olarak hareketsiz dönemler oluyor. Normal olarak çok homojen bir ortamda olsaydık, bu hareket işte 5 milim, yılda 5 milim, 6 milim şeklinde devam edecekti. Dolayısıyla da biz deprem falan görmeyecektik. Ama şöyle bir durum var. Bu hareket engelleniyor. Bölgenin jeolojisine bağlı olarak, kayaçlara bağlı olarak bu hareket engelleniyor. Ve bu engellenme sırasında da yapılması gereken, oluşması gereken hareket oluşmuyor. Dolayısıyla birikiyor. Ve bu birikme sadece hareket birikmesi değil, tabii ki güneyden etkileyen kuvvetin oluşturduğu bir stres birikmesi, gerilme birikmesi şeklinde oluşuyor. Daha sonra bölgedeki kayaçlar bu gerilmeye dayanamıyor. Bu bizim bu fay hattı dediğimiz hatlar boyunca kırılıyor ve o bizim işte yılda 5 milim olacak olan hareketimiz, 30 yılda olmamışsa 30 çarpı 5 dersek işte 1,5 metre gibi bir değer bir anda oluşuyor. Ve bu oluşum sırasında da tabii ki deprem dalgaları dediğimiz yenilme sırasında da deprem dalgaları dediğimiz dalgalar P, S ve L dalgaları olmak üzere 3 tip var. Bunlar öncül dalgalar, P dalgaları ki bunu ve S dalgaları, ikinci de sekonder dalgalar, bir de boyuna dalgalar var. Biz bu Elazığ depreminde ilk ikisini çok net bir şekilde hissettik. PVS'yi mi? Evet, PVS'yi çok net bir şekilde hissettik. Bunu her zaman hissedemiyoruz. Bunu ayırt etmek zordur. Halkımız hatırlarlar, deprem ilk olduğu anda sanki ağır bir cisim yere düşmüş gibi bir sarsıntı, bir titreşim hissettik. O bizim P yani primer dalgalarımızdı aslında. Ve sonrasında gelen o ciddi şekilde hareketi sağlayan, ki işte hep bütün insanların sanki sözleşmiş gibi aynı şeyi söyledikleri, beşik gibi sallandık ifadesiyle ifade ettiğimiz o sekonder dalgalardı. Ya ben açık söyleyeyim, Elazığ'da sekonder dalgaların bu kadar net olduğu bir depremi ben bilmiyorum. Ve yıkıcıdır bunlar. S dalgaları, sekonder dalgalar, bildiğimiz deniz dalgaları gibi yayılım gösterir ve içinde yayıldığı malzemenin özelliğine göre ya dalga boyu sönümlenir, küçülür, kaybolur etki, ya tam aksine dalga genliği büyüyerek devam eder. Şimdi hangi malzeme diye bunu soracak olursak, kaya ortamlarda, kaya malzemesinin olduğu ortamlarda dalgaların yayılması zordur. Katı ortamlarda. Burada deprem olduktan sonra yayılan dalgalar kaya içerisinde çok kısa sürede hemen sönümlenir. Etkisi azalarak deprem devam eder. Deprem dalgalarının etkisi azalarak yayılır deprem dalgaları. Ama kaya olmayan ortamlar, ki biz jeoteknik açıdan biz kaya ortamlar ve zemin ortamlar olarak tanımlarız bu ortamları. Zemin ortamlar dediğimiz, zemin dediğimiz malzeme aslında köken olarak kayadan türemiş. Ayrışma, bozunma, taşınma sonucu kayadan parçalanarak, ufalanarak kayadan türemiş. Daha düşük kodlu alanlarda birikmiş. Halk arasında toprak olarak tanımlanan, bazı durumlarda toprak zemin olarak da ifade edilen, bizim jeoteknikte zemin olarak tanımladığımız blok boyutundan kil boyutuna kadar değişen küçük boyutlardaki çimentolanmamış taneler arasındaki bağın olmadığı, her bir tanenin kendi başına serbest olduğu bir zeminde, bir birimden bahsediyoruz. Evet. Zemin dediğimiz olay bu. Bu birimde işte dalga yayılırken zemin büyütmesi dediğimiz bir parametre var. Bakın
Özellikle tasarım mühendisleri bu parametreye tasarım yaparken mutlaka olması gereken bir parametre ve ihtiyaçları vardır. Zemin büyütmesi dediğimiz olay toprak zeminler için geçerlidir. Çünkü kayada zemin kaya dalgayı genliğini büyütmez, tam aksine sönümlendirir. Ama zemin dalga bu genliğini artırarak, dolayısıyla üst yapıya olan etkisini de, olumsuz etkisini de artırarak yayılmaya devam eder. Daha önceki programımızda da bahsetmiştim. Çok basit bir tanımlama olması açısından aynı örneği tekrardan vereceğim. Su dolu bir kap içerisine bir taş bıraktığınızı düşünün. Evet. O taşın oluşturduğu dalgalar baktığınız zaman büyüyerek, dalga boyları ilk önce küçüktür, giderek büyüyerek yayılır. Belli bir süre bu devam eder. İşte zemin de benzerdir aslında. Bununla ilgili belki siz de karşılaştınız, denk geldiniz. Çok güzel kamera kayıtları var. Evet. Yani evet. Bana gönderilenler içerisinde bir tanesi muhteşem. Yani bu olayı görmek açısından muhteşem tabii ki. Bir parka bakan bir kamera. Evet. Görüntüsüydü bu. Belki siz de gördünüz. Evet, evet gördük. Resmen dalgalanıyordu. Gördünüz mü? Yani bildiğiniz dalga sanki bir deniz dalgası hocam, gibiydi ortam. Hocam şurada sözünüzü keseceğim. Estağfurullah, buyurun. Şimdi siz dediniz ki PS ve L dalgaları var, evet, dediniz ve biz ilk defa Elazığ depreminde dediniz bu depremle P ve S dalgalarını gördük. P'yi hep şey yapardık ama S dalgalarını bu kadar net algılayabildik. Peki bu neyin göstergesidir hocam? Ne anlamamız deprem lazım? Deprem büyüklüğüyle ilişkili bir şey bu. Çünkü biz daha önce Elazığ'da 6'nın üzerinde pek deprem görmedik. Yani aletsel dönemde görmedik. Aletsel dönem dediğimiz 1900'lerin öncesindeki dönem bizim aletsel olmayan dönemimizdir. 1900'lerin başından itibaren 20'li yıllardan sonra deprem ivme ölçerler, deprem ölçerler yerleştirildi sahaya. Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde var bu. Anlık ölçümler yapıyor. Meydana gelen depremlerin uzaklığa göre, ölçüm yerine uzaklığına göre yapılan hesaplamalarla büyüklüğünün ne olduğu, hangi derinlikte meydana geldiği ve bunun etkilerinin hangi alanı kapsadığı konusunda anlık bilgi veriyor. Böyle bir Kandilli Rasathanesi'nin bir sistemi var. Çok gelişmiş bir sistem. Bunun haricinde diğer bazı kurumların da gözlem istasyonları var ama Kandilli kadar geniş yayılıma sahip değiller. Hocam L dalgasını da ben merak ettim. L dalgası böyle Japonya gibi ülkelerde mi görülen dalga? Şimdi şöyle diyeyim. L dalgaları P ve S'den sonraki L dalgaları dediğimiz yüzey dalgalarıdır ki bu daha çok yüzeye yakın depremlerde meydana gelen dalgalardır. Yıkıcıdır ama. Çok yıkıcıdır. Zaten deprem odak derinliği arttıkça, daha derine indikçe yıkıcılığı da o nispette azalır. Yüzeye yakın yerlerde daha etkili, daha şeyi fazla olan, hasarı fazla olan depremlerle karşılaşıyoruz. Şimdi S dalgası için hocam dediğiniz gibi dalga şeklindeydi. Evet. Peki L ne yapıyor? Bu şekilde aynı şekilde mi? Yüzey aynı boyuna şekilde dalgalar. Evet. O şöyle diyeyim, birazcık şuna benzetebiliriz. P ve S dalgalarının karışımı gibi. İkisinin etkisi gibi. Ama dediğim gibi Elazığ'da ben doğrudan hangi ne kadar süre P dalgalarını hissettik, ondan sonra ne kadar süre S dalgaları geldi, bunu çok net bir şekilde algılayabildim yani. Tabii bunu algılayabilmek için biraz konuyla ilişkili, bilgili olmak gerekiyor bu konuda. Yani insanlarımız işte sarsıntı, ilk zaten şeyler hep dikkat ederseniz o S dalgalarının pek hissedilmediği, algılanamadığı, ki var mutlaka da algılanamadığı depremlerde bütün insanların tanımı bu şekilde. Sanki bir ağır bir şey düştü veya dışarıda bir iş makinesi geçer, hani ev titretir ya böyle. Aynısı bu P dalgalar işte. Ben hocam depremlerden böyle 6'lık Palu depremi, Okçular depreminde yaşamıştım. Evet. Sanki depremlerden önce bir ses hissediyorum. Ondan sonra ben depremi hissediyorum. Şimdi bu konuyla ilgili Elazığ'da da benzer şeyler söylendi. Ben şahsen duymadım.
Bu bir his midir artık bilemiyorum. Bu bilmiyorum. Yani. Psikolojik bir etki olabilir. Ama deprem sırasında tabii ki eğer dinleme istasyonlarınız da varsa Fayzon'u üzerinde, yer altından o yenilme sırasında, o yırtılma sırasında illaki bir ses ortaya çıkacak. Bir enerji boşalımı var çünkü. Onu algılayabilmek, duyabilmek, hatta bazen internette depremin sesi olarak da ses kayıtları yayınlanıyor, görebiliyoruz farklı ülkelerden. Doğrudur bu. Ama ben Elazığ'da böyle deprem öncesi ve deprem sırasında böyle bir ses algılamadım açıkçası. Olduğunu söyleyenler var, olabilir, psikolojik bir şey olabilir. Ya gerçekten duymuş olabilirler, o konuda bir yorum yapmak çok zor açıkçası. Evet, hocam birazcık da depremin türlerini de konuşalım. Benim bildiğim çöküntü, tektonik ve volkanik depremler olarak üçe ayrılıyor ama Türkiye'de sadece tektonik mi görülüyor veya Elazığ bazında da değerlendirirsek? Şimdi yer sarsıntıları dersek genel anlamda, bunlar farklı doğal ve yapay nedenlerle oluşan yer sarsıntılarından bahsedebiliriz. İşte yapay yer sarsıntıları dediğimiz zaman, az önce bahsettim, bir iş makinesinin, bir silindirin yolda malzeme sıkıştıran vibrasyonlu bir silindirin oluşturduğu titreşimler. Bunlar yapay etkiler. Veyahut da bir taş ocağında, bir maden ocağında yapılan patlatma sonucu meydana gelen titreşimler. Bazen biz bilirsiniz Meryem Dağı eteklerinde taş ocaklarımız var, agreg ocaklarımız var. Orada kırma taş üretiliyor. Onlar malzemeyi ilk aldıkları zaman dinamit kullanarak bu işi yapıyorlar, patlatmalar yapıyorlar. Biz sadece uzaktaki insanlar şeyi duyabilir, sesi duyabiliyoruz ama daha yakın civarda oturan insanlar emin olun ki o titreşimi de hissedebiliyorlar. Bunlar yapay titreşimler. Bir de doğal titreşimler var. Bunlar özellikle depremlerle meydana gelen doğal yolla oluşan titreşimler ki işte fayların oluşturduğu, bizim deprem olarak tanımladığımız titreşimlerin bu grupta birinci sırada yer alıyor. Dünyada da birinci sırada. Türkiye içinde değil, dünya içinde. Yani bu faylar farklı tipte faylar olabiliyor. İşte ters faylar olabiliyor, doğrultu atımlı faylar olabiliyor. İşte bizim Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu faylarımız doğrultu atımlı faylar. Hareket şu şekilde. Yani yatay, düşey bir yüzey var. Bu düşey yüzey üzerinde bir blok bir tarafa, öteki blok öteki tarafa hareket ediyor. İşte buradaki bu sıkışma, hareket edememe ve dolayısıyla enerji birikme sonucunda ani bir hareketle enerji boşalıyor ve deprem oluşuyor. Deprem dalgaları. Normal faylanmalarla da depremler oluşabiliyor. Ege bölgesinin kırık faylar değil mi? Bunlar da normal faylanmalar dediğimiz faylanmalar. Onlar da fay, biri fay ama türü değişik. Ege bölgesinin rejimi, tektonik rejimi bizim bölgeden farklı. Orada tam aksine açılmalar var o bölgede. Kuzey güney doğrultulu açılmalar var. Bu açılmaya bağlı olarak faylar arasındaki bloklar aşağı doğru hareket ediyor şu şekilde. Normal faylanma diyoruz buna da. Ve Ege Graben sistemi dediğimiz, Horst Graben sistemi dediğimiz çöküntüler ve aradaki yükseltileri bununla, bu ifadeyle tanımlıyoruz. Bunlar da, bu faylar da ciddi deprem üretebilen faylar ki Ege'de geçmiş dönemde, alevsel dönemde olmak üzere çok ciddi depremler var. Bir 60'lı yıllarda bir Gediz depremi var ki çok ciddi can kaybı da oluşmuştur. Ve şu an tabii Manisa'yı aynı kategoriye sokabilir miyiz diye bir soru gelirse aklımıza, hayır. Manisa'da olan, Akhisar'da olan depremler Kuzey Anadolu fayından ayrılan tali bir fayın üzerinde oluşan depremler. Bu az önce bahsettiğim normal faylanmalar değil. Bir de ters faylanmalarla oluşan depremler var. Özellikle bizim Güneydoğu Anadolu'da Hatay'ın hemen kuzeydoğusundan başlayıp şöyle yay şeklinde uzanan, bizim Ergani Maden arasından geçen, daha sonra Hakkari Şemdinli'ye kadar, Yüksekova'ya kadar uzanan bir Güney Anadolu bindirme kuşağımız dediğimiz bir kuşak var. Bindirme kuşağı, bindirme fayı var. Çok uzun, dünyanın da sayılı bindirme faylarından birisidir bu. Burada normal faylarda nasıl hareket şöyleyse, bunda da şöyle, tam tersi.
yukarıya doğru, şu blok yukarıya doğru hareket ediyor. Dolayısıyla aynen doğrultu atomlu fayda olduğu gibi de burada hareket kolaylıkla oluşmuyor. Kolay değil bu. Zaman içerisinde böyle ani bir anlık boşalımlarla oluyor ki bunlar da tabii bindirme faylarında oluşan depremler daha küçük büyüklükte depremler. Çok büyük depremler oluşturmuyor. Bir de tabii Türkiye dışında diğer ülkelere baktığımız zaman, bir Japonya'ya baktığımız zaman onun mekanizması tamamen farklı. Oranın çünkü jeotektonik rejimi farklı bir rejim. Orada bir okyanusal kabuk, okyanusun tabanını oluşturan kabuk, kıtasal bir kabuğun veya bir parça okyanusal kabuğun altına şöyle dalıyor. Şu şekilde dalıyor. Tamam mı? Ve bu dalma sırasında da şu iki yüzey arasında yine aynen şöyle hareket etmek istiyor. Edemiyor kolaylıkla. Zaman içerisinde böyle ani boşalımlarla depremler oluşuyor ki bunlar derin odaklı depremler ve oluşturduğu titreşimler de deprem dalgaları da oldukça büyük boyuttaki depremleri oluşturuyor bunlar. Bunun haricinde kıta içinde oluşan sarsıntılar var. Ki Türkiye'de de bir bölge özellikle bu konuda çok ilginçtir. Konya Karaman civarı, Karapınar bölgesi. İşte bir orada karstik çöküntüler var, obruklar var, obruklar. Evet. Şimdi obruklar tabii bu da anlık şeyler. Bunların oluştuğu titreşimler böyle yıkıcı değil. Ama bir titreşim oluşturuyor. Obruk dediğimiz olay daha derindeki kireç taşlarının karbondioksitli sular tarafından eritilmesi sonucunda yer altında çok büyük mağaraların oluşması. Şimdi bu mağaralar belli bir büyüklüğe ulaştığı zaman, o açıklık arttığı zaman tavanları çöküyor. Dolayısıyla bizim işte yüzeyde gördüğümüz yuvarlak böyle şekilli daha çok çoğun zaman su görülebilen içerisinde obruk dediğimiz karstik yapılar oluşuyor ki bunlar da anlık. İşte bazen bakıyorsunuz bir sabah köylünün biri tarlasına giderken bir bakıyor ki gece obruk oluşmuş veya bir sarsıntı hissediyorlar köyde, bir çıkıyorlar filan yerde falan kişinin tarlası yok artık, bir obruğu var artık. Yani tabii bu işin latife kısmı ama bunlar da titreşim oluşturabilen jeolojik olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Görebiliyoruz bunlar. Güncel yaşanabiliyor. Bizim bölgemizde yok. Ya özellikle bu Orta Anadolu civarında Konya, Karaman, Karapınar, Konya'nın Karapınar ilçesi, bilmiyorum Karaman'a belki bağlı şu an. O bölgede çok yaygın, güncel olarak oluşumunda da devam eden bir jeolojik yapı bunlar. Bir de şey vardı, volkanik depremler vardı değil mi? Onlar Türkiye'de yoktu zaten. Bunlar Türkiye'de tabii ki şu an aktif bir volkanımız yok. Yani en son Süphan Dağı'nın ne kadar yıl olduğunu şu an hatırlayamadım ama güncel olarak kayıtlarda var patladığı. Onun haricinde o bölgede işte Nemrut Dağı var, Süphan Dağı var, Tendürek var. Bunlar çok genç volkanlar. Yani kayıt alınan dönemlerde püskürmüş, patlamış volkanlar. Tabii dünya açısından olaya baktığımız zaman yine özellikle bu iki kıtanın yakınlaştığı, birinin diğerinin altına battığı kıta kenarlarında biz bunları çok sık görüyoruz, bu volkanları jeolojik olarak, çünkü oralarda oluşum çok uygun bunlar için. Ve burada bunların zaman içerisinde biriken gazların ve mağma odasında biriken mağmanın aniden infilak etmesi sonucunda volkanlar patlıyor. Ve bu patlama sırasında da tabii ki doğal olarak bir sarsıntıya neden oluyor ve özellikle işte konuda çok da şey yapıldı, işte film falan da çekildi, birkaç tane hatta var. İşte İtalya'daki Vezü ve Etna Yanardağlarının patlamasıyla ilgili bunlar, çünkü çok güncel, yaklaşık 2000 yıl önce falan. Yani ilk
geriye doğru dönecek olursak 2020'deyiz. İlk 50 yıl içerisinde yanlış hatırlamıyorsam 50. yıllarda filan patlamış özellikle Etna Yanardağı. O dönemdeki kayıtlar küçük küçük patlamaların olduğu, buna bağlı olarak sarsıntıların, depremlerin meydana geldiğini çok açık net gösteriyor. Zaten gayet doğaldır bu. Bu şuna benziyor. Yapay olarak patlatma yaparsınız, bir titreşim oluşturursunuz. Onlar da doğal patlamalarla oluşan titreşimler. Tabii ülkemiz açısından baktığımız zaman bizi asıl ilgilendiren kısmı fayların etkisiyle oluşan titreşimler ki bizim işte şu an Elazığ'ımızın yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi maalesef durumda görüyorsunuz Elazığ'ın. Evet. Hocam depremlere geri döneceğim ama fay zon kelimesini de kullandınız. Fay ve fay zon farklı mıdır birbirinden? Şöyle diyeyim. Bir fay zonu birden fazla faydan oluşur. Yani fay dediğimiz zaman biz teknik açıdan şunu ifade ederiz. Tek bir fay. Bir tane. Belli. Gidişi belli. Doğrultusu belli. Nereden gelip nereden geçtiği, hangi birimleri kestiğini görürüz. Bellidir. Ama çok büyük faylarda bir faydan bahsetmek mümkün değildir. Tek bir parça faydan. Yani işte dikkat ederseniz bu depremden sonra birçok insan, halkımız artık buna alıştı da işte Palu Hazar segmenti, Hazar Sincik segmenti, böyle segmentlerden parçalar, segment dediğimiz parça. Türkçesi parça. Fay Doğu Anadolu fayına, aynı şekilde Kuzey Anadolu fayına baktığımız zaman birden fazla faydan oluştuğunu görürsünüz. Bir fay topluluğunun oluşturduğu ve belli bir genişliğe sahip, tek bir çizgi halinde değil de belli bir genişliğe sahip bir zon içerisinde var olan fay topluluğuna biz fay zonu diyoruz. Yani birden fazla fayın oluşturduğu bir topluluktur fay zonu. Etki güçleri yüksek. Şimdi tabii burada şu var, niye farklı segmentlerden oluşuyor? Çünkü kırılmalar, düşünün Karlova'dan Hatay'a kadar uzanan bir faydan bahsediyoruz. Mesafeyi düşünün. Bunun bir anda kırılabilmesi zaten mümkün değil. Dolayısıyla parça parça kırılarak bu oluşuyor. Her bir parçanın kırılması bir fayı oluşturuyor. Dolayısıyla bu parçalar bir araya gelerek oluşturdukları sisteme de bir fay sistemi adını veriyoruz. Bunlar içerisinde ana segmentlere paralel, tali daha küçük faylarla da var. Bunları belli bir açıyla kesen ki sentetik faylar diyoruz o tali ve paralel faylara. Bir de bunları yaklaşık belli bir açıyla kesen antitetik faylar dediğimiz faylar da var. Bu fay zonunun genel karakteristik özellikleri her yerde bunlar var. Yani bunu şey gibi düşünmememiz lazım. İşte bıçakla aldınız bir malzemeyi boydan boya kestiniz bir fay oluştu. İşte arazi bu kadar homojen, tek düze ve izotrop değil. Yani hem heterojen bir yapıya sahip, ciddi şekilde heterojen bir yapıya sahip, hem de anizotropik bir yapıya sahip. Yani gittiğiniz her yönde her özellik farklılık sunuyor. Bu işte bu farklı heterojenlik ve anizotropiklik durumu bu fayları anlayabilme ve de önceden tahmin edebilme olayında bizi sınırlıyor. Çok ciddi oranda sınırlıyor. Çünkü çalıştığınız ortam kolaylıkla tanımlayabileceğiniz bir ortam değil. Çok zor. Şu anki bilgi birikimi, bilimsel veriler ve teknoloji de maalesef bu konuda henüz bize bir fırsat sunmuş değil. Evet, zaten alanlar çok büyük. Hakikaten sıkıntı. Bir mesajımla devam edeyim hocam. İyi akşamlar. Nail Bey, Mahallesi Bağlar Sokak No 79 Elazığ apartmanda ikamet etmekteyiz. AFAD'ın tespiti üzerine binamızı az hasarlı dendi. Yalnız artçı depremlerin üzerinde bayağı hasarlar oluşmuş. AFAD'a itiraz dilekçeleri vermemize rağmen kontrole gelen olmadı. Binanın çökme tehlikesi var. Kolonlarda bayağı çatlaklar var. Binanın başımıza yıkılmasını mı bekliyorlar herhalde? Adamlar gelmiş elinde bir çekiçle binayı kontrol ediyorlar. Böyle kontrol mü olur? Teşekkürler demiş seyircimiz. Binasının fotoğraflarını da yollamış. Hala da insanların işte bu tür sorunları bitmedi hocam. Tam tespitler oluşmadı. Bir de şey sorun da var.
Mesela başta orta hasar demiş, sonra ağır hasarlı veya başta ağır hasarlı, şu anda orta hasarlı şeklinde de olanlar çok fazla var. Neler söyleyeceğiz? Bunlar tabii kolay çözülebilecek olaylar değil. Değil mi? Ya, keşke o kadar kolay olsaydı. Yani çünkü o deprem sonunda oluşan o panik ve kargaşa ortamı sonrasında organize olmak oldukça güçtür. Yaklaşık işte 70 bin merkezde 70 bin binanın olduğu bina stoğu olarak, bina olarak bahsediyorum. Bir şehirden bahsediyoruz biz. Bunu gerçekten çok böyle dikkatlice ve adam akıllı bir rapora dönüştürecek şekilde bunun tespitini yapmak zaman ister. İlk etapta ne yapıldı? Çok acil şekilde işte çevre illerden de destekler alınarak şehir tarandı. Öncelikle biz bu taramada benim görebildiğim kadarıyla, tabii ben inşaatçı değilim, yani inşaat mühendisi değilim ben, ama yaşadıklarımızdan çıkardığım sonuçlar bunlar. Öncelikle çok ağır hasarlı, yıkılabilecek riskli binalar tespit edilmeye çalışıldı ki en doğrusu da buydu zaten. Çünkü bir artçı da bu binalar yıkılabilir. İnsanlar bilinçli olmadığı için, hala o evde ikamet ettikleri için can kayıpları oluşabilirdi. Öncelikle bunun üzerinde duruldu. Daha sonra tabii işte orta hasar verilenlerin ağır hasarlı, ağır hasarların işte orta hasarların hafif gibi böyle hasar oranında bazı değişiklikler olması normaldir. Bunlar zaman içerisinde çözülecektir diye ümit ediyoruz. Tabii vatandaş da haklı olarak az önceki mesajda da okuduğunuz gibi tedirgin. Yani şu açıdan tedirgin. Benim evime tamam şey verildi. Orta hasar verildi. Şimdi burada tabii orta hasar, hafif ve ağır hasar olayları da birazcık, yani o hasar durumları konusunda da bir sıkıntı var. Şimdi hafif hasar tamam, güçlendirmeyle oturulabilir anlamına geliyor. Ağır hasar yıkılacak, orta hasar ne olacak? Şimdi burada tabii şuna çok iyi karar vermek lazım bence. Ağır, orta ve az hasar demek yerine oturulabilir, güçlendirilerek oturulabilir ve yıkılmalıdır şeklinde rapor vermek bence mantıklısıdır diye düşünüyorum. Ama Zülfü Hocam, şimdi şu da var, şunu da es geçmemek lazım. Elazığ deprem bölgesi, Türkiye deprem bölgesi. Şimdi yeni bir deprem de gelebilir. Her şey olabilir. Sonuçta. Her şey olabilir tabii ki. Ve bu hafif hasarlı veya orta hasar düzeyinde tespit edilmiş, rapor verilmiş binalar acaba kaç şiddetindeki bir depreme dayanıklı? Bir de o var. Ya altının üzerinde bir deprem olursa güçlendirseniz de dayanacak mı? Ki binalar yoruldu bu depremle. Tabii ki, evet. Ki dediniz S dalgasını bile hissettik bu depremle. Tabii tabii. Yani şimdi tabii bu aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani tamam, güçlendirme yapıldı. Yapılan güçlendirmenin bu binanın dayanımını ne kadar geri sağladığı konusunda iyi analizler yapılması lazım. Yani burada inşaat mühendisliğinden arkadaşlara çok ciddi bir görev düşüyor. Yani bir defa mevcut bir binamız var. Bu bir depremde etkilendi. Bina yoruldu, kısmen hasar gördü. Bakın, hasar görmemiş olsa bile binamız yoruldu. Yani benim binamda hiç hasar yok diyen birisinin bile binasını kontrol etseniz, ki bu gözle kontrolden bahsetmiyorum ben. Bu bina yükünü taşıyan taşıyıcı sistem dediğimiz kolon ve kirişlerden alınacak örneklerden yapılacak deneyler sonucunda hazırlanacak raporlardan bahsediyorum ben. Bu raporlar sonucunda şu net, açık, net görülebilir. Her ne kadar hasar, gözle görülebilir bir hasar oluşmasa bile binanın yorulmasına, deprem yükünden dolayı yorulmasına bağlı olarak beton kalitesinde bir azalma, ciddi azalmalar görülebilir. Onun için bu süreçte
özellikle hasar verilmiş binaların bir an önce çok ivedilikle, çok detaylı bir şekilde den geçirilmesi evet. gerekiyor. Kontrolünün yapılması gerekiyor. Vatandaş haklı olarak şu soruyu soruyor. Tamam, bana hafif hasar denildi. Ama bana şu garantiyi verebilir mi Çevre Şehircilik Bakanlığı? Hafif hasarlı, sen otur. Bir daha bu büyüklükte bir deprem olmayacak. Çünkü bu büyüklükte bir deprem, hafif hasar verilmiş evlerinizde ağır hasarlar oluşturacak, bunun kaçarı yok. Bakın bu neye benziyor biliyor musunuz? Çok şey bir örnek, ekstrem bir örnek olmasına rağmen şuna benziyor. İşte kolunuz veya bacağınız kırıldı. Şimdi eskiden alçıyla bu işi hallederdi hekimlerimiz. Ama şimdi ameliyatla işte orada metal parçalar, platinler yerleştirerek kemikleri birbirine kaynaştırmaya çalışıyorlar. Peki o aynı şeyi, güçlendirme yapıyorlar kemiğe. O bacağınız eskisi gibi rahatlıkla kullanabilir misiniz? Kullanamazsınız. Yani orada bir defa bir güç kaybı oldu. Yani binalarımızda aynı düşünmek gerekiyor. Ben az önce de söylediğim gibi hafif, hasarsız, az hasarlı, orta hasarlı veya çok ağır hasarlı şeklinde de bir tanım kullanmak yerine yıkılmalıdır, güçlendirilmelidir, oturulabilir. Sıkıntı yoktur. Ha, bunları yaparken de tabii gözlemsel değil. İlk etapta gözlemsel şeyler oldu, kontroller oldu. Bu normaldir ama bundan sonra insanlarımız tabii ki ben görüyorum. Çok tanıdığım da var bu konuda. İnsan da var. Birçok insan valiliğe müracaat etmiş. Yeniden değerlendirilmesi bu hasar durumunun yeniden değerlendirilmesi konusunda talepte bulunmuş. Bunlar da tabii yoğun bir talep var. Gayet doğal. Zaman gerektirecektir. Ama tabii zaman bizim aleyhimize çalışıyor. Bu çok büyük sıkıntı. Vatandaş için büyük sıkıntı. Yani evinde huzurla oturamıyor. Ya işte söylentiler var. Deprem olacak. Daha bu kadar büyüklükte bir deprem daha bekliyoruz. Yani doğal olarak insanlar şunu düşünüyor. Ya bir daha böyle bir deprem olursa ben ne yapacağım? Hocam sadece Elazığ için de düşünmeyelim. Sonuçta tabii çevre ki, şehirlerimiz elbette. De tabii. Erzincan yakın, Bingöl yakın. Kesinlikle öyle. Ve kesinlikle binalar öyle. Yoruldu Elazığ'da. Yine etkileneceğiz. Tabii daha fazla etkileneceğiz. Onu söyleyebilirim. Yani bizim yapı stoğumuz zaten çok eskiydi. Elazığ'ın yapı stoğu çok eskiydi. Yani Elazığ'da betonarme yapı, apartman kültürü 1970'lerin başında başladı. Ve 75'ten sonra özellikle Keban Barajı'ndan alınan bu istimlak bedelleriyle şehre çok ciddi bir para girişi olduktan sonra da çok ciddi şekilde hızlandı. Yani hepimiz Elazığ'da işte kaç mahalle vardı? 7-8 mahallesi vardı Elazığ'ın o dönemde. Bu mahallelerin geçmişini çok iyi hatırlarız. İki katlı, bahçeli, kerpiç evlerdi. 70'li yılların başında bir anda bir furya başladı ve biz bu evlerin tamamını kaybettik. Yaptırdık apartman, işte müteahhitler vasıtasıyla apartmanlar yapıldı. Tabii o dönemde bizim doğru düzgün bir deprem yönetmeliğimiz var, hiçbir şey yok. Yani dolayısıyla o dönemin şartlarında o kullanılan malzeme, o kötü işçilik, bunlar birer faktördür hasar sırasında ve zamana bağlı olarak meydana gelen dayanım azalması, bu gayet doğaldır. Hiçbir malzeme, taş bile zaman içerisinde parçalanıyor, ufalanıyor, toprak oluyor. Yani bu sizin oluşturduğunuz bir beton, yani yapay bir malzeme. Dolayısıyla bunun da bir ömrü var. Buradan olaya bakacak olursak tabii ki zaman içerisinde bu 70'li yıllardaki binalar özelliklerini kaybettiler, dayanımlarını kaybettiler. Bir deprem birden fazlasında deprem gördüler bunlar. Yani 2004-2005'te Kürk'te köyünde olan deprem de etkiledi bizi aslında. Ara dönemlerde işte 6'yı bulmasa da 4 ile 5 aralığında birçok deprem, kısa evet. süreli de olsa deprem yaşadık. Bunlar tabii olumsuz etkileri olduğu bir binalarda. İnsanların bu konuda tedirgin olmasını ben çok iyi anlıyorum.
Ha, şunu söyleyemiyoruz. Keşke söyleyebilsek. Tedirgin olmasınlar. Bir daha çok büyük bir deprem olmayacak. Bunun garantisini keşke verebilsek. Ama şunu söyleyebiliyoruz. Yani geçmişe dönük, geçmişte olanları, yaşananlar depremler açısından bakarak bir yaklaşımda bulunmaya çalışırsak şunu söyleyebiliriz. Elazığ bölgesi için bu oluşan 6.8 büyüklüğündeki deprem sonucunda işte Hazar'la daha güneye doğru giden segment üzerinde yırtılmalar da oldu. Bunlar da arkadaşlar, ara çalışması yapan arkadaşlar kısmen, çok net olmasa da kısmen görebildiler. Ciddi bir enerji boşalımı, oradaki o hareketi engelleyen durum ortadan kalktı. Nispeten enerji boşaldı. Bunun yeniden birikebilmesi için zamana ihtiyacımız var. Ama ne oldu? Şimdi daha güneybatıda, işte Doğan Yol'dan daha aşağı kesim, güneybatıya doğru, Çelikhan, Maraş, Türkoğlu'na doğru olan kısımlarda birikmeler başladı. Kuzeydoğu'ya doğru gidecek olursa işte Hazar, Palu segmenti var orada. O segment üzerinde de çok fazla bir hareket söz konusu değil. Elazığ en yakın segmentlerden birisi o. Bu son olan depremin olduğu segment haricinde Elazığ en yakın ve riskli segmentlerden birisi. Ama o bölgede geçmişte nispeten olan depremler, işte bir Palu depremi var 70'li yıllarda. Enerji boşalımı bu segmente göre daha fazlaydı. Dolayısıyla onlarda ki oluşabilecek depremlerin ben bu boyuta, bu büyüklüğe ulaşabileceğini düşünmüyorum. Ama güneybatı için konuşacak olursak gerçekten büyük risk altında. Bu açıdan olaya bakacak olursak, bir değerlendirme yapacak olursak, vatandaşımıza biz deprem olmaz yanıtını veremeyiz. Deprem olacak öngörüsünde de bulunamayız. Bu da çok yanlış. Bu da bilimsel değil. Yani işte son zamanlarda dedikodular hala devam ediyor. Elazığ'da daha büyük, aynı büyüklükte bir deprem bekleniyor gibi. Evet. Ve insanlarımızı tedirgin eden, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan. İşte uzak Tayvan'da bir vatandaş. Öyle birisinin olup olmadığı bile meçhul yani. Bunu da söyleyeyim. Yani birisi şu internet dediğimiz olay o kadar ilginç ki birisi bir şey söylüyor. Benim de adım bu diyor. Ama hakikaten gerçekten öyle birisi var mı? Yoksa masa başında birileri mi bunu uyduruyor? Her ilgisi olmayan birisi mi uyduruyor? Belki Tayvan'da da değil o adam. Bilmiyoruz. Yani öyle birinin varlığından bile emin değiliz. Dyson Lin diye bir Tayvanlı. Daha büyük bir deprem bekliyorum diyor. Ya biz de ondan şey bekliyoruz. Şu depremin saatini, gününü ve büyüklüğünü bekliyoruz. Şimdi bu şeye benziyor. Falcılık yapmaya benziyor bu kişinin yaptığı şey. Daha büyük bir deprem bekliyorum 3 vakte kadar. Der ya derdi, hani 3 vakte kadar size bir kısmet bekliyoruz. Aynı şey. Ha bizim de ondan bir beklentimiz var. Büyüklük ve tarih lütfen. Bir de saat mümkünse. Evet. Ona göre hazırlıklı olalım. Hocam daha konuşacağımız çok konu var. Fazlasıyla mesajımız var. Ben ikinci kısma mesajlarınıza gireceğim ama 15 dakikalık bir aradan sonra. Değerli seyircilerimiz, ikinci kısmımıza hoş geldiniz tekrar. Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Zülfü Gür Hoca'yla beraber sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk kısımdan sorularımız vardı. İkinci kısma sorularınıza geleceğim. Arkadaşlar, dostlar, şehir merkezindeki hasarlı binalar yıkılıyor. Yıkıldıktan sonra iş makinalarıyla yıkılan enkaz betonermeler parçalanarak ve dövülerek demirleri ayıklanırken depremden hasar gören zemin ve hasarlı binalar bundan etkilenerek zarar görerek hasar oranı artmaktadır.
Az hasarlı binalarımız da zarar görüyor. Depremin verdiği hasardan daha ağır hasarlar oluşuyor. Demir ayıklama işlemleri enkaz şehir dışına taşındıktan sonra yapılamaz mı? Bu iş makineleriyle çalışan firma yetkililerin bizleri düşünmediği kanaatindeyim. Burada bir teknik kusur var diye düşünüyorum. Lütfen bu kusuru fark edilsin. Saygılar, selamlar demiş. Selamlar bizden olsun. Merhaba, iyi yayınlar Melisa Hanım. Hocam Elazığ'da ya da bu bölgedeki fay üzerinde yakın dönemde büyük bir deprem bekliyor mu? Öngörüsü nedir? Teşekkür ederim şimdiden demiş. Selamlar olsun. Hepimizin düşüncesi hocam. Benim de korkularım. Evet, az önce söylediğim şeyleri tekrar edeceğim. Evet. Keşke buna çok böyle sağlıklı, iyi, gerçekçi bir cevap verebilsek. Elazığ bölgesinde tamam geçmişten günümüze kayıtların tutulduğu dönemden ki 900'lü yıllardan kayıtlarımız var. Burada deprem olduğuna, can kaybı, mal kaybı olduğuna dair. Bunlar bize şunu gösteriyor. Biz bir deprem kuşağı üzerinde yaşıyoruz. Bununla baş edebilmeliyiz aslında. Bunu, bizim aslında üzerinde yoğunlaşmamız gereken bu. Şimdi Elazığ'da deprem olacak mı? Evet olacak. Yani bunun cevabı bu. Evet olacak ama bana ne zaman olur, hangi büyüklükte olur, ne kadar etkili olur? Bunun cevabını vermek bilimsel açıdan mümkün değil. Yapılan çalışmalar ki bu yeni değil bu çalışmalar. Yani asrı aşan çalışmalar var bu konuda. Özellikle deprem, bazı deprem ülkeleri, Japonya bunun başını çekiyor tabii. Amerika Birleşik Devletleri işte bunlarda da bir bizdeki gibi Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu gibi bir faylar var. San Andreas fayı. Bununla ilgili filmler falan görmüşlerdir. Çok kullanırlar bu tür şeyleri çünkü doğal afetleri falan. Bu fay üzerinde meydana gelen işte San Francisco depremi ki 1900'lü yılların başında şehri tamamen yok etmiş gibi. Daha sonra yıkılmayan binalar da çıkan yangınlarla yok olmuş. Ve bu onlar için bir milattır. O tarihten sonra o bölgenin depremselliği, o fayın depremselliğini inceleyen çok ciddi bilimsel ekipler, bilimsel projeler üretilmiş ve devam ediyor bu çalışmalar. Şimdi bu insanların buradaki şeyi, amacı şu aslında, bu fay tamam deprem üretiyor. Ben acaba bunu bir şekilde bana önceden bilgi veriyor mu deprem olacak? Ben artık son durumdayım. Bunu algılayabilir miyiz biz bir şekilde? Bunun üzerine yoğunlaşmış durumdalar ama maalesef şu an için çok gerçekçi ve de sağlıklı sonuçlar elde edilebilmiş değil. Her yol deneniyor emin olun. Yani bununla ilgili işte sıcaklık, gaz çıkışları, su çıkışları, gerilme ölçerler, deformasyon ölçerler gibi yerleştirmek gibi aklınıza gelebilecek her türlü yöntem denenmekte, sınanmakta ve sonuçta acaba bir anomali veriyor mu? Yani deprem öncesinde fayın olduğu bölgede bir olağanüstülük yaşanıyor mu? Hangi konuda yaşanıyor? Buna ulaşılmaya çalışıyorlar ama maalesef şu an için çok sağlıklı bir sonuç yok. Buradan yola çıkarak az önce izleyicimizin sorduğu soruya net bir şekilde deprem Elazığ'ın bir gerçeği, Türkiye'nin bir gerçeği. Ama şu an için ben kalkıp da Elazığ'da 6'nın üzerinde 1 veya 7 civarında bir deprem bekliyorum demek falcılık olur. Ama ileriki dönemlerde bu olmayacak diye bir durum da söz konusu değil. Yani açıkçası biz deprem olacağını, bu bölgenin ayrılmaz bir parçası olduğunu depremin açıkça söylüyoruz. Bizim aslında yapmamız gereken bundan sonra deprem olacak mı sorusuna cevap aramak yerine bundan sonra deprem olacak, ben buna hazır olmak için ne yapmalıyım sorusu olmalı. Evet. Aslında biz yanlış yere artık odaklanıyoruz. Ha tabii insanlar da şu açıdan tedirgin. Evimde hasar var veya hasar yok belki de. İkinci bir depremle bu benzer bir sonuçla tekrar karşılaşabilir miyiz? Bunun garantisi yok. Ama öngörüm, naçizane öngörüm,
Elazığ için riskin nispeten azaldığı, yani bundan sonra işte artçılar devam ediyordu. Fark ettiyseniz son dönemlerde Elazığ kaynaklı, yani Sivrice yakın bölgesindeki deprem dağılımlarına baktığınız zaman daha güneybatıya doğru Pötürge civarında yoğunlaştığını görüyoruz. Bu da bizim segmentin uç, kırılan segmentin en üst kısmı. Orada gerilme birikimleri oldu. O segmentin üç kısmındaki o gerilmeler artçılarla boşalıyor. Bunu gayet normaldir. Ama şu var, yani bazen bu artçılar aslında veya öncül depremler aslında bizim faydamıza. Yani biriken enerjinin büyük deprem olmadan önce küçük küçük depremlerle boşalması büyük depremin büyüklüğünde önemli bir azalmaya neden oluyor. Veyahut da tam tersi, bir deprem oldu, ana deprem oldu. Bütün enerji boşalmadı. Geri kalan enerji, transfer edilen enerji artçılarla boşalmaya devam ediyor. Düşünün ki artçılarla değil de büyük depremle birlikte o biriken enerjinin tamamı açığa çıkmış olsaydı bizim deprem büyüklüğümüz 7'yi aşabilirdi. Zülfü Hocam, bunu rahatlıkla söyleyebilir misiniz bir profesör olarak, bu ana depremdi diye? Eldeki veriler bunu gösteriyor. Yani şu an eldeki veriler bunu gösteriyor. Yani şu 6.8'lik deprem öncü depremdi, daha büyüğü geliyor gibi bir öngörüye ben katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Bakın, fayı ürettiği depremlere de bakmak lazım. Şimdi fayın geçmişten günümüze ürettiği deprem büyüklüklerine, tabii bu büyüklükleri her zaman kayıt altına almış değil, işte hep aletsel dönem, aletsel dönem öncesi diye ikiye ayırıyoruz ya. Şimdi bizim kayıtlarımıza aletsel döneme baktığımız zaman işte bu fay üzerinde 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda, 2000'lerin başında depremler var. Büyüklüklere bakıyoruz. İşte en büyüğü bu. 6.8. Aletsel dönemden önceki döneme baktığımız zaman burada deprem şiddetinden yola çıkarak büyüklük tahmini var. Çünkü aletsel olarak biz oluşan depremi de gayet kayıtlarımız yok. Aletler yok çünkü o dönemde. Ne yapıyoruz? Tarihsel kayıtlara bakıyoruz. Mesela diyor ki işte filan yerde bilmem kaç tane ev yıkıldı falan, bölgede yıkılan ev sayısı bu kadar falan gibilerden. Buradan yola çıkarak diyoruz ki, bir yaklaşımda bulunuyoruz, yani bir olasılık analizi yapıyoruz. Diyoruz ki bu kadar evin yıkılmasına neden olabilecek depremin büyüklüğü kaç olabilir? Şimdi büyüklükle şiddet birbirine karıştırılan iki temel unsur. Aynı değil. Depremin şiddeti dediğimiz zaman depremin yıkıcılığından bahsediyoruz. Şiddetli depremler, işte bu 12'ye ayrılmış bir skalası var bunun. 12 şiddetinde. 12 şiddetin ile 12 büyüklüğü değil, aynı değil. Yani en büyük deprem 8'in üzerindeyiz zaten. Büyüklüğü dünyada ölçülen en büyük. O Japonya'daki deprem. Hatta 9 olan şey değil mi? Şiddet 9'a yakındı o büyüklük. Şu an çünkü dünyada şiddet artık pek kullanılmıyor. Büyüklük üzerinden aletsel veriler kullanılarak artık yorumlandığı için şiddet değil, büyüklük olarak ifade ediliyor depremler. Şimdi peki bu şiddetten yola çıkarak büyüklüğü tahmin edebilir miyiz? Kısmen edebiliriz. Sağlıklı mıdır? Çok sağlıklı değildir. Neden değildir? Şimdi bina stoğu aynı değil çünkü. O dönemde işte 1874'te 75'te depremler var. Yine Sivrice bölgesinde. Hatta bugün batık kent olarak tanımladığımız bir yerleşim alanı var. Evet. Hazar Gölü kıyısında. Gölcük, eski Gölcük istasyonunun hemen ön tarafı. Burası aslında çok büyük bir yerleşim yeri. 1874'teki depremle fayda meydana gelen atımla, bakın demek ki yırtılma ve atım da oluşmuş ki, bir hareket de olmuş ki o köy, ki
nüfusunun oldukça kalabalık olduğu ifade ediliyor. Manastırlarının filan olduğu bir Ermeni köyü. Şu an Ermenice isimli yazılışını biliyorum ama nasıl okunur onu bilmiyorum. Evet. Burası şeye göl seviyesinin altına inmiş. Çöküntü gibi bir deprem. Tabii ki inmiş, yani aşağıya doğru inmiş. Ve buradaki insan o dönemde ne kadar, şu an hatırlayamıyorum ama ciddi can kayıpları var. Ve o bölgedeki insanlar, o Ermeni halkı daha sonra başka köylere iskan edilmiş. Çok büyük bir bölümü de bugün Dede Yolu olarak tanımlanan Yukarı Huh köyüne iskan ettirilmiş, taşınmış yani. Bugün göl seviyesindeki o azalmadan dolayı işte Hazar Santrali'nin etkisi, kuraklığın etkisiyle göl seviyesi ciddi oranda düşünce biz yıkıntıları gördük. Sanki ilk defa bunu daha önce hiç böyle bir şey yokmuş gibi algıladık ama unuttuğumuz bir şeydi. Yani bu 1874, 150 yıllık bir olay. Çok insanlık tarihiyle kıyasladığınız zaman çok küçük bir zaman aralığı. Bugün o da gördüğümüz yıkıntılar o depremden kalan yıkıntılar işte. Yani bundan biz yola çıkarak oradaki depremin büyüklüğünü nedir diye soracak olursak çok sağlıklı bir yaklaşım olmasa bile bir yaklaşımda bulunabiliriz. Ama şunu görüyoruz biz açık net. Ailesel dönemde dahil olmak üzere Doğu Anadolu fayı 7'nin üzerinde maksimum 7'ye kadar deprem üretmiş bir fay. Bu fayı tanımak dedim ya az önce. Evet. İşte bu açıdan yani fayı tanımak derken fayın üretebileceği deprem hakkında da buradan bilgi edinmek mümkün. Eğer fayı tanırsak. Depremin bu fayın ürettiği deprem büyüklükleri geçmişten günümüze. Bir de bu deprem büyüklüklerinden kaynaklanan hasarlar ki kayıtlarda bunlar var ailesel dönem öncesinde bu deprem büyüklüğüyle birlikte bu fayın üzerinde meydana gelen atımlar ki bunları her zaman görmek de mümkün olmuyor yırtılmadan dolayı. Mesela bu son depremde atım görülemedi. Hocam atım dediğiniz nedir? Atım dediğimiz az önce işte tanımlarken hani faylarda oluşan depremler yukarı doğru bir hareket midir atım? Hayır, yanal olarak bakın fayın türüne bağlı olarak değişir bu. Bizim buradaki Doğu Anadolu fayı doğrultu atımlı bir fay olduğu için iki blok var. Bakın iki blok var. Bu blokların göreceli olarak birbirine göre hareketi söz konusu. Yatay. Şöyle hareket. Şimdi deprem olduğu zaman burada bir sıkışma, bir gerilme birikimi var. Birikim devam ediyor. Neye benziyor biliyor musunuz? Pres altına koyduğunuz bir herhangi bir kaya, bir malzemeye benziyor. Sıkıştırıyorsunuz, artırıyorsunuz. Giderek uyguladığınız gerilmeyi veya yükü artırıyorsunuz. Nereye kadar artırabilirsiniz? Sonsuza kadar artıramazsınız. O malzemenin dayanım değerine kadar artırabilirsiniz. Bir malzemeyi, bir ahşap, bir çubuğu kırmaya çalışın. Onu kırabilmeniz için o ahşap parçanın dayanımından daha yüksek bir gerilme uygulamanız lazım ki, bir yük uygulamanız lazım ki kırabilirsiniz. Aynı şey arazi içinde geçerli. Şimdi şu yönde bir hareketin olduğu bir fayda sıkışma sonucu burada bir gerilme birikimi var şu yüzeyde. Biri birine göre hareket edemiyor. Sıkışıyor. Aniden hareket oluştu. Deprem oldu. Deprem oldu ne oldu? Bu blokla bu blok göreceli olarak birbirine göre yanal olarak hareket etti. İşte biz bunu atım diyoruz. Kırık ne kadar fazla ise, büyüklük ne kadar fazla ise atım o kadar fazla olur. Mesela biz Marmara depreminde, 99'daki Marmara depreminde bunun çok güzel örneklerini gördük. Ki insanların belki hala hafızasındadır. Bir yol vardı, bir patika. Patikanın resmen şöyle patika geliyor, şurada kesiliyor, fayla ötelenmiş, daha ileride devam ediyor. Oradaki o 5-6 metrelik atımı arazide çok net bir şekilde o zaman gördük. Ama burada göremedik. Bir kısmı çünkü baraj gölü altında fay. Dışarıda olan kısmına baktığımız zaman da
tabii kış şartları da etkiliydi burada. Yırtılma ve de atım görülemedi, yüzeyde görülemedi ama yer altında derinlerde bu atım mutlaka oldu. Mutlaka yırtılma oldu. Çünkü olmasa deprem olmaz zaten. İşte bu yüzden de biz depremi, bölgedeki deprem riskini ortaya koyabilmemiz için depremin kaynağını çok iyi tanımamız lazım. Bunu yaparken de farklı sadece arazi gözlemleri değil, burada bölgeye yerleştirilen sismograflar var, deformasyon ölçerler var ki şu an var mı bilmiyorum. Bir dönem radon gazı ile ilgili ölçüm yapan istasyonlar kuruldu TÜBİTAK'ın da desteğiyle. Ama buradan herhangi bir sonuç elde edilemedi. Yani şöyle bir bazı depremlerde şu görülmüştü. İşte deprem öncesinde radon gazı yer altından gelen gazlarda bir artış olduğu ileri sürülmüştü. Belki bazı bölgelerde oldu. Acaba bizim burada da böyle bir şey var mı diye uzun süreçli bir radon gazı inceleme gözlemi yapıldı. Ölçümü yapıldı. İstasyonlar kuruldu ama yanlış hatırlamıyor isem 2005 veya 2004'teki Kürk depremi öncesinde kurulmuştu bu istasyonlar. Ben özellikle sordum. Herhangi bir şeyi yakalayabildik mi diye. Yakaladınız mı? Bir anomali, bir artış olmadığını söylediler. Evet. Hocam mesajlarımız çok ama mesajlar genellikle bu yönde. Evet. Bir diğer seyircimiz şöyle demiş. Palu Genç, Bingöl hattında yakın dönemde deprem bekleniyorum. İyi yayınlar demiş. Selamlar olsun. Buna cevap vermek çok zor. Yani şimdi falcılık olur. Niye olur? Çünkü biz şunu yine aynı şeyi söyleyeceğim ben. Evet, bu fay zonun üzerinde deprem bekliyoruz. Her noktada bekliyoruz. Yani bunu halkımızın artık bu konuda bilinçlenmesi lazım. Şunu yanlış algılamamamız lazım. Deprem oldu, bitti. Yok, keşke böyle olsaydı. Deprem oldu, bitti. Bir daha deprem görmeyecek bu bölge. Hayır, bir daha deprem görecek. Bunun işte 70'li yıllarda nasıl Palu deprem gördü? Yine görecek. Ha, burada tabii şu var. Depremin büyüklüğünden bahsettik ya az önce. Bir de depremlerin tekrarlanma sıklığı dediğimiz bir özellik var. Şimdi fayları tanıdığımız zaman, tanımaya çalıştığımız zaman karşımıza iki temel şey çıkıyor. Birisi ürettiği depremlerin maksimum büyüklüğü, bir diğeri de depremlerin tekrarlanma aralığı. Nasıl tekrarlanma aralığı? O fay zonunda, o segment üzerinde kaç yılda bir deprem oluyor? O belli büyüklükte deprem oluyor. Buna biz tekrarlanma diyoruz. Şimdi Erzincan'ı alalım mesela örnek olarak. 1939 Büyük Erzincan depremi. Ciddi bir deprem, çok yıkıcı bir deprem. 30-40 bin kişinin bir... Sanırım en büyük deprem Türkiye'de o diye biliyorum, değil mi hocam? Aslına bakarsanız Marmara depremi de çok büyük bir depremdi. Ha, ondan önceki yıllarda işte 1500'lü 1700'lü yıllarda İstanbul'da olan çok büyük depremler var. Yani resmen İstanbul yerle bir olmuş. Kayıtlarda var bu. Bunu yapabilmek çok büyük bir yeri ivmesi gerektiriyor. Çok büyük bir deprem büyüklüğü gerektiriyor. Kolay değil. İşte diyoruz ya, şiddetten yola çıkarak büyüklüğü tahmin etmek. Mesela 1500'lü yıllarda sonlarında İstanbul'da meydana gelen bir deprem var. Tarihi kayıtlar var. Çok ciddi hasar var. Ve tarihi yapıların, o dönemki camilerin, medreselerin vesaire çoğunun kubbelerinin çöktüğü, yıkıldığı şeyde veriliyor. Kayıtlarda veriliyor. Bakın, o zaman biz bunu karşılaştıralım. İstanbul 99 depreminde İstanbul'da tarihi bina çöktü mü hiç? Çökmedi. Demek ki o dönem olan depremin büyüklüğü bizim 99 depreminin büyüklüğünden daha fazlaydı ki o tarihi binalara bile hasar verdi. Yani bu bir anlamda karşılaştırma, korelasyon yaparak bir şeye varmaya çalışıyoruz. Depremin tekrarlanma aralığına tekrardan geri dönecek olursak. Bu da çok önemli. Bingöl çünkü. Için de konuşalım hocam? Seyircimizin sorusuna istinaden. Tabii ki. Elbette. Bingöl'deki bir örnek açısından Erzincan'ı veriyorum. Çünkü Erzincan 1939 1999
95'ti galiba. 1995. Bir deprem daha yaşadık şeydi. Erzincan depremi. Elazığ'da çok ciddi bir şekilde hissettiği hatırlarsınız. Bir Ramazan ayıydı, yazdı. Bir ara çok deprem yaşadık da tarihleri hatırlamıyorum. İşte her şey birbirine karışıyor. Bu şunu gösteriyor yani 1940 dersek, 35 dersek işte 95, 60 yıl, 70 yıllık bir tekrarlanma periyodu var. Şeyin, Kuzey Anadolu fayının. Bizim burada daha az. Yani aralık daha açık. Yani mesela 1874'te bu segment üzerinde bir kırılma var. 1874. Bir de günümüzde bu kadar büyük bir deprem var. Daha güneybatıdaki bir segmentte 1905'te bir depremden bahsediliyor ama büyüklük olarak ne kadar büyük, bu konuda kayıtlar çok yetersiz. Bize çok fazla bir şans tanımıyor. Dolayısıyla benzer durumu daha yukarı Palu, Bingöl için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bakın Bingöl'ün yaşadığı 1960'lı yıllarda yaşadığı bir deprem var. Bu aslında bizim Doğu Anadolu fayının tekrarlanma sürecine karşılaştırırsak Bingöl'de şu an için deprem olasılığı daha düşük. Yani daha erken bir deprem beklemem. Daha erken bir tarihte. Ama Palu'da da benzer bir durum var. Palu depremi var biliyorsunuz 1972 olması lazım. Orada da bir deprem söz konusu. O segment üzerinde de bir hareket var. Bunlar şunu bize, buradan şuraya varıyoruz biz. Diyoruz ki şu tarihlerde depremlerin olduğu, hangi segment üzerinde, hangi büyüklükte depremler olduğunu böyle yan yana yazarak baktığımız zaman ve tekrarlanma süresi, ki Doğu Anadolu fayı için tekrarlanma süresi 150 yıl falan. Yani bu sakın şey olmasın, insanlarımız şuna kapılmasınlar. 2020, 150 yıl sonra ne olur 2020'den? 2120, 2170 yılında bir daha bu kadar büyüklükte bir deprem göreceğiz. Hayır. Bakın 150 yıl tekrarlanma aralığı periyodu, 150 yıl dediğimiz zaman şunu algılamalıyız. 150. yılda da olabilir, 15. yılda da olabilir. Yani bu bir aralık. Ha maksimum 150'ye kadar gidiyor. Maksimuma kadar gidiyor. Ya fayatıncanı ne zaman isterse. En iyisini düşünürsek 150 yıl diyebiliriz. Ama en kötü senaryoyu düşünürsek 10 yıl sonra da olabilir. Hocam bence bizim fay hattı için en güzel senaryo 7'nin üstünde bir deprem yaratmaması. Evet, bu aslında çok büyük bir avantaj. Yani bizim için bu fay zonu üzerindeki yerleşim alanları için 7 üstü bir deprem üretme potansiyeli pek fazla görülmüyor Doğu Anadolu fayında. Ama Kuzey Anadolu fayı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Gerçekten üretiyor. Ki Marmara depremi, Düzce depremi, Erzincan depremleri, Niksar depremi. Bakın Niksar depremi birçok insanımız bilmez. Tokat'ın Niksar ilçesi. Tokat, Niksar, bunlar direkt Erzincan gibi fay zonu içerisinde, aynen bizim Sivrice gibi, aynen bizim Palu gibi, bizim Bingöl gibi, daha aşağıda Pötürge gibi, Türkoğlu gibi, yerleşim alanları gibi direkt fay zonu içerisinde kurulmuş, alüvyonal zemin üzerine kurulmuş büyük bir ilçe aslında Niksar, tarihi bir ilçe. Geçmişte birkaç defa aynen Erzincan gibi çok ciddi depremler yaşamış, ciddi can ve mal kayıpları olmuş. Bizim tabii bu konuda Kuzey Anadolu fayı deyince aklımıza 2 deprem geliyor, 3 deprem geliyor. İşte Marmara, Düzce depremi, Erzincan depremi. Onun aralığında aslına bakarsanız o fay zonu boyunca belli periyotlarla tekrarlanmış 7'nin üzerinde deprem üretme potansiyeli olan bir fay var ve bu fayın ürettiği depremler söz konusu. Hocam Bingöl Doğu Anadolu fay hattı üzerinde evet. Mi? Evet. Çünkü Bingöl'de hep depremle özdeşmiş. Tabii ki. Yani Bingöl'de eski Bingöllüler bilirler. Eski Bingöl Çapakçur Deresi'nin vadinin içerisindeymiş. Yani daha sonra şu anki yerine 70'li yıllardaki depremden sonra bir iskan yapılmış. O
dere içerisinde alüvyal zemin olan bölge şeye kapatılmış, imara kapatılmış. Ben o bölgeyi yıllar önce bir iş için gittiğimizde, belediye ile birlikte bir çalışmamız vardı, gittiğimizde ben gördüm. Hatta o dönemde ben imara açabilir miyiz diye bir talep oldu. Ben tabii oranın niye imara kapatıldığını bilmiyorum. İşte araziyi görelim dedik. Gittik. Vadi içi, yani deprem bir tarafa, sel ihtimali de çok yüksek. Dedim ki yani o dönem belediye başkanına, bu dedim mümkün değil yani. Zaten burası depremden dolayı imara kapatılmış. Tekrar nasıl açarsınız yani? Bunun anlamı insanlar öldü 60'lı yıllarda. Tekrardan açıyorum, tekrardan bina yapın, tekrar deprem olunca yine ölün demektir. Dolayısıyla bizim Bingöl, Palo, Sivrice, bunlar direkt fayın üzerinde, çok yakın ve üzerinde. Gezin beldemiz mesela. Direkt fay zonu içerisinde. Ki Sivrice'ye göre daha büyük risk altında. Gezin. Tabii ki. Gezin dediğimiz alan tamamen alüvyal zeminden oluşan bir bölge üzerinde. Sivrice nispeten kayalık üzerindedir. Sivrice'nin yerleşim yeri, eğer Sivrice'nin girişindeki o kısmı, o çayırlık alandaki o mahalleyi saymazsak, oraya ne azot fabrikasının filan da bulunduğu, eski azot fabrikasının bulunduğu bölgeyi saymazsak, diğer mahalleleri kayalık üzerindedir. Ama Gezin tamamıyla alüvyal zemin üzerinde kurulmuş bir beldedir. Hatta bir dönem, işte hatırlarsanız, madendeki heyelan sebebiyle Maden ilçesinin Gezin'e taşınması gibi bir talep de gündeme gelmişti. Ben o zaman da çok açık, net şekilde bunun çok sağlıklı, hiç sağlıklı olmadığını, tam aksine Gezin'deki yerleşimlerin oradan kaldırılması gerektiğini söylemiştim. Çünkü yer seçimi, bakın tekrar söylüyorum, bizim depremden kaçma şansımız yok. Öyle bir şansımız yok. Biz depreme hazırlanmayı öğrenmeliyiz önce. Nasıl hazırlıklı olabiliriz? Bunu öğrenmeliyiz. Bunun birinci adımı da sağlıklı yer seçiminden geçer. Bunu deprem faydan uzak bölgeler sağlıklıdır olarak da düşünmemeliyiz. Çünkü deprem bize yaklaşık 25 kilometre ötede oluştu. Elazığ. Ama ne kadar sallandık, ne kadar hasar gördük. Bakın, demek ki faydan çok uzak olmak yeterli değil. Aynı zamanda yerleşime uygunluğunuzun da çok ciddi bir şekilde incelenmesi lazım bu bölgenin. Yani işte Elazığ için tekrardan dönecek olursak, bir ova içine kuruldu. 1800'lü yılların sonundan sonra şehir merkezi Elazığ'a taşınıyor. İşte ilk kurulan mahallelere bakarsanız, bugün Mustafa Paşa Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Nail Bey Mahallesi, İzzet Paşa Mahallesi. Bunlar 4 mahalle Elazığ'ın ilk temeli atılan mahalleleri. Daha sonra işte İcadiye, Rızaiye mahalleleri, Yeni Mahalle gibi büyüyor şehir. Daha sonra da işte Sürsür Ovası'na yayılıyor. Şimdi bu bölgede baktığımız zaman alüvyal zemin üzerindeyiz. Yer seçimi doğru mudur? Hayır, doğru değildir. Çünkü tarım alanını biz yerleşime açmışız. Ve devam ettik bunu yapmaya. Bakın 1800'lü yılların sonunda şehri biz aşağıya taşıdık. Tarım alanları üzerine şehri taşıdık. Daha sonra gelen yönetimler şehri büyüttüler. Nerede büyüttüler peki? Kuzeye veya doğuya gitmek yerine, büyütmek yerine şehri güneybatı ve güney istikametinde ve batı istikametinde büyüttüler. İmara açarak yaptılar bunu. Dolayısıyla bu imarlar hem tarım alanlarını kaybetmemize neden oldu, hem sağlıklı olmayan, depremden etkilenen hassas alüvyal zeminler üzerine binalarımızı inşa etmemize neden oldu. Bugün yaşadığımız felaketin aslında temel sebebi budur. Elazığ'da yer seçiminin sağlıklı, zamanında sağlıklı yapılmamış olmasıdır. Ve bu farkına varıldıktan sonra da
bu yanlıştan vazgeçilmemiştir. Sürsürü Ovası ne zaman imara açıldı? 90'lı 95'te falan açıldı. Evet, yakın tarih. Çok yakın bir tarih bu. Ha, hepsi açılmadı. Kısım kısım. Hocam bile bile. Ve Meryem Dağı'na kadar gittik. Şu anda Meryem Dağı'nın etekleri de imara açıldı. Ha, sorarsanız en başında açılması gereken yer burası aslında. Bugün işte deprem konutlarının inşa edileceği, bir kısmının inşa edileceği Yemişlik bölgesi. Elazığ'ın güneyi. Bu Tadım, Yeniköy, o civarlar. Yeni güney çevre yolunun üst kesimi. Öyle diyeyim. Buralar aslında zamanında imara açılması, şehrin buralara yönlendirilmesi gereken yerlerdi. Veyahut da daha kuzey kesimler. Çaydaçıra Mahallesi mesela. Çaydaçıra Mahallesi 90'lı yıllarda Sürsürü Ovası imara açılacağına, o bölge açılsaydı bugün biz bu felaketi yaşamayacaktık. Açık net. Dolayısıyla burada bizim yer seçimi en temel unsur olarak karşımıza çıkıyor. Peki yeri seçtik, iyi seçtik, gerekeni yaptık. Yeterli mi? Hayır. Üst yapılar burada ikinci planda önemli. Yani sizin temeliniz kaya üzerine oturuyor olabilir. Kaya deprem etkilerini üst yapıya minimum düzeyde etki ettiriyor olabilir. Bu yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Üst yapının kalitesi önemli. Tasarım mı önemli? İşçiliği önemli. Kullanılan malzemenin kalitesi ve de kullanılan malzemenin gerçekten kullanılıp yeteri kadar kullanılıp kullanılmadığı önemli. Bu açıdan bunların hepsi bir araya geldiği zaman zaten vatandaşımız şunu sormayacak, ihtiyaç hissetmeyecek. Gidin Japonya'da ben hiç sanmıyorum ki deprem olacak mı? Endişesi taşımıyorlar değil mi? Diye hocam? Soru soran birisine rastlamazsınız. Çünkü niye rastlamazsınız? O önlemini almış zaten. Olacak diyor zaten. Yani onun için ben vatandaşlara şunu tekrardan söyleyeceğim. Evet, Elazığ deprem bölgesi, Palu deprem bölgesi, Bingöl deprem bölgesi. Benzer şekilde daha güneybatı, Maraş, Hatay hepsi deprem bölgesi. Bizim fay zonu için konuşuyorum. Doğu Anadolu fayı için. Bundan da kaçarımız yok. Bu deprem üretiyor, üretti, üretiyor ve üretmeye devam edecek. Onun için bu soru artık anlamsız kaldı bizim için. Bundan sonraki sorular, biz ne kadar hazırlıklıyız? Hazırlıklarımız yeterli mi? Bunu yeterli hale getirmek için hangi adımlar atılmalı konusunda devam etmeliyiz. Hocam bence 12 dakikamız var. Çok fazla sorumuz var. Seyircilerimizin, evet, sorusuna cevap vermek istiyorum. Çünkü merakla bekliyorlar. Biraz daha kısa cevaplarsak en azından yetiştiririz. Hı hı. Erzurum'dan selamlar. Ben Gökhan. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Hocama selamlar. Hocama uygun görülürse sorum, Elazığ'ımızdaki 6.8 şiddetindeki depremden sonra bulunan fayda enerji birikimi bayağı tükenmiştir. Tükenmiş midir? Artçılar normal şiddette ne zamana kadar devam eder? Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Selamlar efendim. Az önce zaten az çok buna cevap vermeye çalıştık. Bu depremle birlikte Elazığ, işte şu Hazar ve daha güneybatıya doğru uzanan segment üzerinde ciddi bir enerji boşalımı oldu. Bu da Elazığ riskini önemli ölçüde azalttıdır diye düşünüyorum. Artçılar devam eder, gayet normaldir. Ama artçılara baktığın zaman ben günlük rutin olarak bunu takip etmeye çalışıyorum. Nerede artçılar lokasyon olarak daha güneybatıya doğru indiğini görüyoruz. Yani Sivrice kökenli artçılar ve çevresi artçılar. Baktığınız zaman mesela ilk zamanlarda Sivrice, Çevrimtaş bölgesi, Dede Yolu da çok fazla oldu. Kürk de oldu. Buralarda artçılar çok sık gördük. Bir de işte daha ileride eski Haftasar olarak tanımlanan köy topluluğunda o bölgede oldu. Ama şu an artçılara baktığımız zaman büyüklükler oldukça azaldı, küçüldü. Ve dediğim gibi segmentin en üst kısmı, Pütürge'ye doğru olan kısımda artçılar devam ediyor. Küçük artçılar devam ediyor. Gayet normal. Bu aslında bu segment üzerinde biriken son artık gerilmenin de boşaldığı anlamına geliyor. Aslında bizim için oldukça olumlu bir durum. Evet.
Bir seyircimiz de şöyle yazmış: selamlar, biz Almanya'dan şehrimize bir tır dolusu malzeme getirdik. Bunun haberini yapma şansınız var mı demiş ve bayağı uzun bir mesaj yazmış. Ben haber departmanına mutlaka göndereceğim. Onlar değerlendirecekler. Yaptığınız yardım için de teşekkür ederiz. Selamlar olsun buradan. Evet, öncelikle teşekkür ederim bizleri bilgilendirdiğiniz için. Benim evim Nail Bey mahallesinde 43 yıllık yığma bina hasarlı demediler. Ne kadar sağlıklı olabilir? Evin terası var. Eve ait duvarları yarılmış, çok tehlikeli, ne yapabilirim demiş. Ama inşaat mühendisi hocamızı sormamız gerekiyor. Tabii ki bu inşaat mühendisi değilim. Ben ama vatandaşımız bununla ilgili gerekli yerlere müracaat itirazlarda bulunarak hasar tespitini bir an önce yaptırmasında fayda var. Evet. İyi günler. Ben İzzetpaşa Mahallesi'nde Kanarya Sokak'ta oturuyorum. 3 katlı hasar var. Hasar demiş ama hasar mı demiş, demek istemiş acaba? Yetkili gelip bakmadı. Ankara'dan hasar kimse bakmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz demiş. Bununla ilgili vatandaşımızın yapacağı tek şey var aslında. Ya bizzat valiye gidip müracaatta bulunacak tapu kaydıyla birlikte ya da eğer internet kullanabiliyorlarsa Açık Kapı denen İçişleri Bakanlığı'nın bir uygulaması var. Aynen E-Devlet gibi. Oraya girip oradan tekrardan talep edebilir. O işleme konuluyor ve bilgi de veriliyor. Yani onlar yapılacaktır. Rutin işler bunlar zaten. Evet. Sizi severek takip etmekteyiz. Size sorum şehir efsaneleri olan aslında 7 ve üzeri depremdi. Amerika şöyle ölçtü, bizimkiler böyle ölçtü diye söylentiler. Söz konusu hocamızın ve sizin haberci olarak yorumlarınızı merak etmekteyim. Kafede olduğumdan internet üzerinden takip etmekteyim. Sevgiler demiş. Sevgiler bizden olsun. Şimdi farklılıklar gayet doğaldır. Bu da neden kaynaklanır? Gözlem istasyonunuzun yoğunluğundan kaynaklanır. Yani bölgede eğer çok fazla gözlem istasyonunuz varsa en sağlıklı sonucu siz verirsiniz. Hı. Şimdi baktığınız zaman deprem olduktan sonra işte 6.8 denildi. 6.5'e indirgendi. Sonra tekrardan geri döndü. Derinlik konusunda da bir değiştirme oldu. Sonra tekrardan geri döndü. Ama deprem hemen olduktan sonra Amerika Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin web sitesinden, ki bunlar da dünyanın neresinde deprem olursa olsun bununla ilgili veri paylaşırlar. Gözlem yaparlar. Var olan gözlem noktalarından veri alırlar ve bunu değerlendirerek paylaşırlar. Orada depremin oluşmasından sonra deprem büyüklüğü 6.7, derinliği 11 kilometre olarak verildi. Hiç değiştirilmedi. 6.7'ye 11 kilometre verildi. Bizim Kandilli Rasathanesi de 6.8 ve 10 kilometre olarak revize etti en son haliyle. Değişmedi. Yani 3 aşağı 5 yukarı birbiriyle örtüşüyor zaten. Çok büyük fark yok şu an. Evet. Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dolakay Caddesi'nde yoldaki kar ve buzdanmanın temizlenmemesi nedeniyle son 24 saatte yaklaşık 15 araç maddi hasarlı kaza yaptı diye bir seyircimiz fotoğraflar ve haberini yollamış. Selamlar olsun. Ağır hasarlı binaların TOKİ talepleri ne zaman alınacak? Lütfen bilgi verir misiniz demiş. Bununla ilgili herhangi bir bilgi vatandaş olarak sizin de haberiniz var mı hocam? Benim de haberim yok haberci olarak. Hocam, Elazığ'da 6 büyüklüğünde deprem bekleniyor mu? Hep sorular buna benzer sorular çok gelmiş hocam. Selam ve başarılar dileğiyle, yıkılan binaların yerine yeni binaların yapılacak mı? Mesela Mustafa Paşa'da. Ve yapılmazsa nerelerde yapılır? Devletimiz askeriyeyi kaldırıp Mustafa Paşa, Hüseyin Harput'un alt kısımları Fethullah Gülen'in okuluna kadar ve üniversitenin hududuna kadar istimlak edip halka ev yapmasından daha gözle ne olabilir? Oralar depreme dayanıklı, havadar ve Elazığ şehrine bir gözeli vardır. Elazığ ve Elazığlılar bunu bin sefer hak etmişler ama heyhat, hiç ümitli değilim. Nihayet Elazığ Karadeniz değil, bir doğu şehridir. Harput'un bozkırları dururken bedbahtlar Kesrik'ten Ataşehir'e kadar o güzelim bağlı bahçeli güzel araziyi inşaata açtılar. Allah onları affetmesin. Amin demiş bir seyircimiz. Hocamızın da zaten biraz önce söylemiş olduğu sözlere benzer bir mesaj yollamışsınız. Peki Malatya ve çevre illerde olacak deprem kaç şiddetinde olur ve Elazığ'da yıkma sebep olur mu, sorar mısınız? TV'yi yeni açtık, dinliyoruz demiş seyircimiz. Selamlar olsun. Malatya konusunda bir şey söylemek çok zor tabii. Şöyle diyeyim, yani
Bundan sonra daha güneybatıdaki segment Malatya'ya nispeten daha yakın. Orada olacak yani bu büyüklükte bir deprem. Şimdi Malatya çok az etkilendi. Aslında Malatya merkez çok etkilenmedi. Malatya'yı etkilenen kısım Doğanyurt ve Pötürge'ydi. Daha güneybatıda olabilecek bir deprem, benzer büyüklükte bir deprem ki olabilir mi? Elbette olabilir. Bu potansiyeli var. O segmentin bu potansiyeli var. Ama bugün, yarın, 100 yıl sonra, 50 yıl sonra onu o konuda bir şey söylemek mümkün değil. Aynen bugün Elazığ'ın gördüğü hasar gibi Malatya merkez hasar görebilir. Bu aslında bu bir uyarıdır Elazığ depremi. Bu fay zonu üzerindeki diğer şehirlerimiz için de. Acilen yapı stoklarını gözden geçirmeleri, depreme dayanıksız binaların boşaltılması, bunların dönüştürülmesi en gerçekçi çözüm olacaktır. Evet. 1874 Sivrice depreminden bir yıl sonra aynı yerde yine olmuş Melisa Hanım demişsiniz. Teşekkür ederiz. Selamlar olsun. Merhaba, iyi akşamlar. Elazığ Karşıyaka mahallesinde deprem de çok zarar görmedi. Oranın sağlamlığı neden iyi araştırılsın? İnşaat ve jeoloji mühendislerine iyi bir tecrübe olur. Oradaki sağlamlık demirden değil diye. En tehlikeli yer diye biliniyordu. Hocamıza sorar mısınız? Karşıyaka mahallesi mi? O yani kim demiş bilmiyorum en tehlikeli yer diye. Şimdi az çok Elazığ bölgesinin zemin özelliklerini, hani böyle nerede hangi zemin var, bunların jeoteknik özelliklerini nasıl az çok biliyoruz. Yani Karşıyaka'nın en problemli zemin olduğu fikrine katılmıyorum ben. Şunu söyleyebiliriz. Yani ova kesimde killi zeminin olduğu, yeraltı seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde nispeten daha fazla hasar görüldü. Çünkü zemin dalgaları büyüttüğü için etkisi de fazla oldu. Tek sebep bu yani. Hocam, Gezin köyü muhtarı bize mesaj atmış. Diyor evet. ki ben Gezin köyü muhtarıyım. Hocamın Gezin ile ilgili düşüncelerine katılmadığımı belirtmek istiyorum. Yer seçimi konusu sağlıklı belirtilip ayrıca inşaat yapı denetim mekanizması işletilirse sanırım ki böyle üzücü olaylarla karşılaşmayız demiş muhtarımız. Selamlar olsun efendim. Bir profesör olarak, bir jeoloji mühendisi olarak hocam ne söyleriz? Yani katılmayabilir. O onu bağlar. Bizi bağlamaz. Ben şunu söylerim sadece. Dünyanın gelişmiş hiçbir ülkesinde fayın içerisine yerleşme izin vermezler. Başka da söyleyeceğim yoktur. Evet. Artçı depremlerin büyüklüğü hangi aralıkta olur? Binalardaki çatlaklar gitgide açılıyor. Cevaplarsanız sevinirim demiş bir seyircimiz. Hocam, şimdi artçılar bayağı küçüldü aslına bakarsanız. Evet. Yani eskisi gibi değil. Hatta birçoğunu hissetmiyoruz bile artık açıkçası. Tabii bu artçılar hasarlı evlerde daha fazla hasarın ilerlemesine neden olayı oluyor. O yüzden de hep onu söylüyoruz ya, yani hasarlıysa eviniz, bunun hasar oranının ne kadar olduğu konusunda çok ciddi müracaatlarınızı yapıp hemen ciddi raporların hazırlanması veyahut da sadece bunun gözlemsel değil, bu konuda uzman firmaların veya üniversiteye müracaat ederek bu konuda rapor hazırlatmalarını öneririm ben. Yani sadece görsel olarak hiç çatlak yok binamızda, o zaman sağlamdır deme şansına da keşke sahip olsaydık değil. Yorulmuş hocam, olabilir binalar. Bir diğer seyircim sözünüzü kesmek durumunda kalıyorum hocam. Kusura bakmayın, 2 dakikalık vaktimiz kaldığı için. Öncelikle iyi yayınlar. Üniversitenin üst tarafı olan Zafran bölgesi imar durumu hakkında bilginiz var mı? En güvenli bölge olduğu söyleniyor özellikle Nuralı köyü için. Şimdi tabii işte bizim az önce bahsettiğimiz Çaydaşıra Mahallesi'nin yayılmaya başladığı bölgeden bahsediyoruz. Yıllar önce yapılması gereken yıllar sonra yapıldı. O bölgede binalar yeni, zemin nispeten daha iyi. Bir kısmı kayalık, bir kısmı toprak zemin ama ovaya göre çok çok daha iyi özelliklere sahip. Bu bölgenin çok daha düzenli bir şekilde imara açılmasını arzu ederdim ama maalesef. Bakın o da çok önemlidir. Bir şehir planlaması da çok önemlidir. Yani ana bulvarlarınız, ikinci bulvarlarınız, yerleşim işte alışveriş alanlarınız, eğitim alanlarınız, bunların çok iyi organize edilmesi gerekiyor. Maalesef benim Çaydaşıra Mahallesi tamam yer olarak güzeldir ama imar planlama konusunda inanılmaz hayal kırıklığı. Hocam bir park bahçe bile yok ya. Yani evet, hayal kırıklığıdır. Yani. Evet, hayal kırıklığı. Sadece imarı açıp bina yapmakla bu iş olmaz. Yaşanabilir bir ortam yaratmak gerekir. Parkıyla, eğitim alanıyla, sağlık alanıyla,
bulvarıyla, sokağıyla bunlar çok önemlidir. Bina yanının dışında başka bir şey var mı hocam? Yok işte, yok ben işte, de onu söyleyeyim. Yani sadece bina işte yaptık orada. Maalesef. Bir düzgün bulvar bulamıyorsunuz ya. Evet. Orta hasarlı binalar ne olacak? Güçlendirme çözümü, güçlendirme yıkıp yapmaktan daha zor. Orta hasarlı binalar için güçlendirme kelimesi telaffuz dahi edilemez demiş bir seyircimiz. Seyircilerimizden yana hukuksal sorularınız çok fazla vardı. Değerli seyircilerimiz, hukuksal sorularınız lütfen sadece çarşamba günü iki tane avukatımı alıyorum. Onlara sorarsanız sevinirim. Çok fazla mesaj atmışsınız. Tek tek bakabiliyorum. Vaktim bitti. İyi akşamlar demişsiniz. Çok fazla fotoğraf yollamışsınız. O kadar çok şey geliyor ki hocam. Kağıtlar var. Aslında insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bunu ne yapacağım, onu ne yapacağım şeklinde sorular var. Dediğim gibi onlar lütfen sadece avukatlarıma. İyi günler, Sanayi Mahallesi'nde oturuyorum. Bina sağlam raporu verildi. Odanın tavanı 7 santim aşağı doğru göbek vermiş. Ne yapmalıyım demiş. Müracaat edecek. Müracaat yeniden mi? Değerlendirilmesi için. Selamlar, iyi yayınlar. Elazığ'daki depremdeki kodu neydi? Demiş. Seyircimiz, daha mesajlarımız var, okuyamadım. Hocam artık vaktimiz bittiği için son olarak ne söyleriz hocam? Son olarak söyleyeceğimiz şudur. Bu deprem aslında çok ucuz atlatılmış bir depremdir, evet, Elazığ için. Evet, çok şükür ediyoruz gerçekten. Tamam, maddi kayıplar çok önemli seviyededir ama can kaybı çok minimum düzeyde kalmıştır. Daha uzun süreli bir deprem çok ciddi bir can kaybında beraber getirecekti, bundan emin olun. Şu aşamadan sonra aslında vatandaşın ne yapması gerektiği konusunda da sıkıntılar var. Gelen mesajlar bunu gösteriyor. Öncelikle tabii bu konuda ilişkili olarak valilik kanalıyla işlemlerini yürütmesi ve ihmal etmemesi gerekiyor bir defa. Yani hasar konusunda sıkıntılar varsa bunları tekrardan itiraz edip yeni raporların hazırlatılması gerekiyor. Tabii devlet, işte İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık, Şehircilik Bakanlığı bu konuda çeşitli çalışmaları yapıyor. İşte yeni yer seçimleri falan yapıldığını duyuyoruz. Tabii şehir içindeki binaların ne olacağı, işte bir istasyon caddesi çok, yani sağ taraf olduğu gibi yıkılıyor. Bunlar yerine yeni binalar mı yapılacak? Kat konusunda sıkıntılar var. Bunlar ciddi sıkıntılar aslında. Vatandaşın kafasını karıştıran sıkıntılar. Ama bunlar da aşılacaktır diye düşünüyorum en kısa zamanda. Ben halkımıza, Elazığ halkına son olarak şunu söylemek istiyorum. Elazığ bu depremden az bir can kaybıyla çıkmayı bilmiştir. Ama bundan sonra olacak depremlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bilinçlenmemiz gerekiyor. Bakın, bundan sonra alacağınız evlerde tabanına, duvarına, mobilyasına bakmak yerine zemin etüdüne, tasarımına baktırmanız, bu konuda uzmanlardan bilgi almanızı öneririm. Çünkü eviniz sadece malınız değil sizin. Aynı zamanda yaşam ortamınız ve hayatınızı bir anlamda koruyan yapılardır. Ben iyi akşamlar diliyorum Elazığ halkına. Bu fırsatı sunduğunuz için de size ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sizi en yakın zamanda tekrar ağırlamak dileğiyle. Çünkü çok fazla mesajımız vardı. Değerli seyircilerimiz, mesajlarımıza bakamadım. Çünkü ben vaktimi fazlasıyla açtım. Dün de açtım, bugün de açtım. İnşallah bir daha böyle depremler yaşamayız ama bunlar bizim gerçeğimiz. Bunlara adapte olmamız gerekiyor. Aslında işin özeti buydu bugünlük. Sizlere sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.